Herkese merhabalar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda klavyeniz çalışmıyor veya bazı tuşlar basmıyor ise bunu nasıl çözebilirsiniz? Sizlere bunu iki farklı yöntem kullanarak göstereceğim. Yaptığımız işlemden sonra klavyenizin tuşlarının çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz ve bilgisayarınızı yeniden başlatmayı unutmayın. Hemen başlayalım ama başlamadan önce küçük bir hatırlatmam olacak. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Birinci yöntemimizle başlayalım. Bunun için Windows simgesinin üzerine geliyoruz ve sağa tıklıyoruz. Burada çalıştır yazıyor bakın. Hemen çalıştıra tıklıyoruz. Şöyle bir panel geliyor karşımıza. Buradaki yazan kodu siliyoruz. Ve benim not defterimde bir kodum var. Bunu kopyalıyorum. Sizler için de ben bunu açıklamaya bırakacağım. İsterseniz buradan tek tek yazabilirsiniz veya açıklamadan da kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Şu şekilde yapıştırıyorum ve tamam tuşuna basıyorum. 3-4 saniye bekledikten sonra herhangi bir arama yerine gelip veya mesaj kutunuza gelip klavyemizin çalışıp çalışmadığını test edebiliyorsunuz. Bu şekilde tuşlarımız çalışıyor şu anda. Bu birinci yöntemimizdi. Hemen bunu kapatalım. Bunu da kapatalım. Şimdi ikinci yöntemimiz için yine Windows simgesinin üzerine gelip sağ tıklıyoruz ve burada aygıt yöneticisine tıklıyoruz bu sefer. Burayı tam ekrana alalım. Şimdi burada sürücülerimiz mevcut. Biz klavye sürücüsünü açalım. Ve burada iki tane klavyem var şu anda. Birden fazla varsa hangisini işlem yapacağım diyorsanız İkisini birden de güncelleyebilirsiniz. Şimdi göstereceğim yöntemle. Klavyemize sağ tıklıyoruz. Sürücüyü güncelleştir diyoruz. Ve burada altta bilgisayarımdaki sürücülere göz at diyoruz. Alttaki seçeneği seçip devam ediyoruz. Ve burada şu an seçili bir şekilde geldi. Biz burada hiçbir yere ellemiyoruz. Sonraki diyoruz. Ve sürücümüz yükleniyor. Başarıyla güncelleştirildi. Şimdi yine klavyenizin çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Bilgisayarınızı yeniden başlatmayı da unutmayın tabii önce. Eğer sürücünüz bu değilse hemen alttakine gelip sağ tıklıyoruz. Sürücüyü güncelleştir. Bilgisayarımdaki sürücülere göz at. Ve alttaki seçeneği seçip sonraki diyoruz. Ve bu da başarıyla güncelleştirildi diyor. Şimdi burada yine bilgisayarını yeniden başlatmalısın diyor. Çünkü sürücü de güncelleme işlemi yaptı. Evet'e tıklarsam şu an kaydım kapanacak. Siz evet'e tıklıyorsunuz. Bilgisayarınız yeniden başlatılıyor. Ve sonra klavyeyi kontrol ediyorsunuz. Bu şekilde bu da ikinci yöntemimizdi. Umarım video faydalı olmuştur ve işinize yaramıştır. Video işinize yaradıysa, beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.